Hey, selam, ben Adal ve bugün Project Playtime'a yani Poppy Playtime'ın yeni bedava ve çok oyunculu arkadaşlarınız oynayabileceğiniz o oyununa bakacağız. Çünkü hem oynanış videosu hem sinematik bir trailer çıktı hem oyunda yeni karakterlerin olduğunu, oynanışları hakkında yeni bilgiler edindik. Öncelikle de bu karakterler bir ARG vardı, gizli bir bulmacalı olaylar vardı. Bir tane sunucuya giriyordunuz, o sunucudaki bilgileri kullanaraktan Rowan Stoll adındaki birinin bilgilerine, videolarına ulaşıyordunuz ve o adamın en sonki kısımda ölümü de gerçekleşiyordu ve her zaman gördüğümüz aynı kutu şeklindeki o yaratık vardı. Ayrıca evet, o kutu şeklindeki yaratığın kim olduğu da artık zaten büyük ihtimal kapakta da görmüşsünüzdür, açıklandı. Ayrıca ilk bölümdeki Stairway to Hell'i hatırlıyor musunuz? Aynen. Cehenneme inen merdivenler. Rowan Stoll işte bu merdivenlerden inerken aslında bu yeni karakterin olduğu yere gidiyor. Aslında yeni karakter ahanda o merdivenlerin altında. Ayrıca biliyorsunuz YouTube Shorts algoritması ile alakalı değişiklikler yaptı. O yüzden de genellikle Shorts'ları önde tutarken YouTube'un normal videolarını birazcık daha gerilerde tutmaya başladı. O yüzden algoritma için beğenip yorum atıp bir şeyler yazarsanız teşekkür ederim. Yani size kalmış. Aynen. Videoyu beğen. Hemen. Elin beğeniye gitmiyor gibi duruyor. Tamam o zaman. Sinematikten bir başlayalım. İzleyelim. Brown parçalara ayrılmış. Poppy Playtime için aşırı garip duran giysiler sanki fake'miş gibi, sahteymiş gibi duruyor şu an. Hani resmi sitesinden, sayfasından izlemesem şu an şey derim. Sahte bir tane daha. Tipe bak. Hiç beklemiyordum. Oh, yok etti bu arada. Hiç gerek yoktu. Al işte. Hiç hoş değil. Oo. Bir, bu adamlar neden burada? Neden bu kıyafetleri giyiyorlar? Önemli bir soru. Ve hala neden bana çakma bir şey izliyormuşum gibi geliyor. Haki vaki haricinde. Adamlar o kadar atmosfere uymamış gibi ki. Ha, gerçek hayatta şöyle bir şey olsun isterdim. Örümcek adam hayranı olduğum için küçüklükten beri. Bu adamın yerinde olmak, ilk ölen olmak isterdim bu arada. Bu adamın yaşadıklarını hiç yaşamak istemezdim. Arkadaşların ya da iş arkadaşların bir şekilde parça... Ha, okey. Okey. Ben jumpscare yemek istemiyorum tam olarak. Olur mu? Tamam, tamam. Eli indiriyorum. Okey, okey. İlginç bu arada. Evet, uzun süredir bize göstermeye çalıştıkları o şey bu. Okey. Tek garip gelen şey... Evet, kafası orada kutunun içerisinde ezilmiş vesaire şeklini almış da aşırı ne bileyim köfte gibi bir karakter. Ayrıca 6 Aralık'ta geliyormuş. 6 Aralık'ta canlı yayında beraber YouTube'da olacağız bu arada. Arkadaşlarımı falan toplayacağım. Bunu da söyleyeyim yani. Şimdi bu videoyu izliyorsanız 6 Aralık'ta çıktığı zaman direkt olarak adresi biliyorsunuz. Şimdi de gelelim oynanış videosuna. Güzel bir oynanış videosunu Steam sayfalarında yayınladılar. Hi there. My name's Leif Pierre. And welcome to your job as a resource extraction specialist. Oo, güzel duruyor bu arada. You need to collect toy parts to make a giant toy. Anlamsız şekilde hoş duruyor. Aha bu evet, ARG'de gördüğümüz, bulmacada gördüğümüz alan, oyuncak birleştirme yeri. Ve bizim görevimizde oyuncak birleştirme olaraktan Simon Says'ler var. Tamam, yaratıkları da oynayabiliyoruz. Güzel. Ya büyük ihtimal fabrikanın içerisinde gördüğümüz birçok oyunu da burada gösterecek ama atmosfer çok hoşuma gitti. Kapıyı yaratık gelirken arkasından tak diye kapatması.
biraz Dead by Daylight havası işte. Güzel olmuş. Dead by Daylight'ın yani farklı bir versiyonu. Dead by Daylight'ı çok severdim, çok oynadım ama ondan sonra sarmamaya başlamıştı. Bu da en azından farklı bir soluk getirir. O yüzden hoş olur. Evet, Project Playtime. Bu Steam sayfası. Burada da görselleri var ki bunları da incelememiz lazım. Tatlı duruyor. Grafikler yine tatlı. Ya bu arada gördüğünüz üzere farklı tipler var. Farklı çantalar var. Bunlar kozmetikler. Önceden de demiştik hani bedava bir oyun çıkararaktan kozmetiklerden de para kazanmayı hedefleyecekler diye. Onun dışında bu atmosfer kesinlikle çok güzel. Ben bu tarz tiyatro sahnelerine bayılırım. Onun hani altın işlemeleri vesaire, oradaki klas duruşu güzel yapmışlar yani. Aynı anda evet, yaratık kısmından. Sağ aşağıda gördüğünüz üzere bir pençe atma, bir yaylı olarak kolunu uzatıp uzaktan erişme, bir de kutuya dönüşme versiyonları var. 3 tane farklı atak var. Bütün canlılar için de bunların farklı olduğu zaten aylar önce, 5-6 ay öncesinde dosyalarda sızdırılmıştı. Onlar da şu an ekranımızda gözüküyor. Yani kozmetikler çok değiştirmiyor fakat elinizin sol işte sağa attığınız eller, kasketleriniz değişiyor göründüğü kadarıyla. Tatlı bir havası var. Ben şeyleri çok sevmiyorum zaten. Çok neden bilmiyorum ama detaylı oyunları çok sevmiyorum. Bazı gerçekten grafiklerinin seni büyülen oyunlar baya bayılırım, oynarım, bulutları izlerim. Ama bazen de oynanış açısından hani böyle basit karakterler farklı bir sanat olarak geliyor bana. Ve aha ya, bu karakterden aniden çıkarsa belki korkabilirim ama şu haliyle köfte. Küçük bir köfte adama benziyor. Bunlar zaten aşırı komik duruyor. Bunların ikisi de karakter. Çantalarını almışlar. Bak, kozmetikler almışlar. Elleri değişik duruyor zaten. Tatlı duruyor. Kesin bu Huggy Wuggy'ler yani o kadar nadir olacak ki bunlar böyle 200 lira falan satılacak oyunda. Sonra siz de bunu alabilmek için normal oyunlara verdiğiniz paradan daha fazla vereceksiniz. İşte mantık böyle çalışıyor aslında. Tamam. Büyük ihtimal hayatta kalacağımız bir alanın görseli var. Burada atılacağız. Buradan gaz... Aa evet, burada deliklerden çıkıyor. Biz onları engellemeye çalışıyoruz. Okey. O oyunun farklı bir versiyonu. Yine farklı kozmetikleri olan, farklı kıyafetler olan biri bu sefer yeni karakterden kaçıyor. Ve saklanma dolaplarımızın olduğu, saklanabileceğimiz alanlardan bir tanesi. Burada dress code var, look dapper yazıyor. Büyük ihtimal bununla da alakalı bir şifre, bir şeyler olacak çünkü yani Mob Games bunları sever. Oyun bu arada erken erişim. Yani daha sonradan yavaş yavaş tam sürüme getirecekler. Burada da neden erken erişim olduğunu söylüyorlar. Yani bizim gibi oyunculara olabildiğince en hızlı şekilde bunu vermek istemişler. O yüzden bu şekildeymiş. Hızlıca erken erişime koymuşlar. Bu oyun ne kadar süre erken erişimde olacak? 2023'ün ilk yarısında full sürümünü getireceklermiş. Erken erişim versiyonu tam versiyondan ne kadar farklı olması planlanıyor? Tamamlanmış hikaye gelecekmiş, yeni haritalar vesaire, daha farklı olaylar. Hikaye kısmı büyük ihtimal daha bizim için önemli. Oyundaki şu anki durum ne? 8 tane perk'ünüz var, skill'iniz var, 8 tane sabotaj biçiminiz var, 3 tane farklı canavarla oynayabiliyorsunuz, 2 tane de haritamız var şu an. Oyunun bir hikayesi varmış ama tam olarak full oynanabilir versiyonda olmayacakmış ama yine hikaye 6 Aralık'ta gelecek. Erken erişim bittikten sonra fiyat değişecek mi? Bunda da demişler ki her zaman bedava olacak. Hani şu anda bedava. Full sürüm çıktıktan sonra da bedava. Diğer bug'ları raporlamak için oyun içerisinde sistem varmış. Sosyal medyadan ulaşabilirsiniz vesaire demişler. Planlanan çıkış tarihi de zaten 6 Aralık. Aynı o şekilde. İlginç bir şekilde benim hoşuma gitti. Şu görsel benim aşırı hoşuma gitti. Neden anlam veremediğim şu şapşallık. Ben de bunu almak isterim tabii ki. Umarım çok nadir bir parça yapmazlar bunu da. Neyse, evet, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. O zaman beğenin, yorum atın, algoritmada destek olun. Bunları zaten siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.